Sağlık. Davetimize icabet ettiğiniz için Allah hepimizden razı olsun. İnşallah bugün Kur'an'la alakalı yürüyüşümüzün farklı bir boyutuyla, yine biz en başta şunu ifade etmiştik. Öncelikle işleyeceğimiz sureler, konuşacağımız ayetler, günde 40 defa Rabbimizle olan buluşmamızda, konuşmamızda, irtibatımızda karşılıklı olarak konuşmuş olduğumuz cümlelerin, ayetlerin neleri istediğimizi, neleri dilediğimizi, nasıl bir sorumluluk ve görevin altına girdiğimizi, bununla alakalı kulluk yürüyüşümüzde nelere dikkat etmemiz gerektiğini, Rabbimizle bu sırada hemhal olduğumuz esnada Rabbimizden kulluk sahamızla alakalı bir metrekarelik seccadenin sosyal hayat içerisindeki namazın değiştirici ruhunun neler olduğuyla alakalı kardeşlerimizle, arkadaşlarımıza dedik ki ya bizler Kur'an'da birçok surenin tefsiriyle alakalı bir şeyler konuşabiliriz aslında ama sanki namazlarımızda neler söylediğimizi, namazlarla alakalı kulluk yürüyüşümüzü gerçekleştirdiğimizde nasıl, ne şekilde Rabbimizle kontak kurduğumuzu, neleri söylediğimizi, neleri istediğimizi, arz ettiğimizi, talep ettiğimizi, rica ettiğimizi bunu sanki anlamamız gerekiyor dedik. Ve inşallah namazlarda kısa sureler, diğer bir adıyla zammı sure olarak tabir etmiş olduğumuz surelerin tefsiriyle devam ediyoruz inşallah kulluk yürüyüşümüze. Bunun için de bugün Rabbimiz izin verirse, dilimizin döndüğünce, ilmimizin yettiğince anlatmaya gayret edeceğimiz surede Fil suresi olacak inşallah. Tabii bunu konuşurken burada kürsü aslında benim önümde duruyor ama sembolik bir şey bu. Aslında şu an hepinizin önünde bir kürsü var ve sizler de bu manada bildiklerinizi kulluk yürüyüşümüze katkı sunmak maksadıyla çok rahat bir şekilde paylaşabilirsiniz. Karşılıklı bir sohbet yapabilirsek inşallah bundan ziyadesiyle istifade ederiz diye düşünüyorum. Ki netice itibariyle bir insanın bildiği bir şeyi paylaşması bir başka burada bulunan kardeşimizle alakalı. İnşallah onun hayatında dönüm noktası olabilecek bazı kelimelere, bazı sözcüklere isabet edebilir. İnşallah bildiklerimizle bu noktada paylaşmaya gayret edelim. Rabbim bir kez daha anlatabilmeyi, yaşayabilmeyi ve onu idrak edebilmeyi, kulluk sahamızda net bir şekilde ortaya koyabilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Kıymetli dostlar, Fil suresi Mekke nüfusuna kayıtlı 19. sırada nüzul olan ve Musaf sırasında 105. sırada bulunan bir sure. 5 ayetten oluşuyor. Konu itibariyle, nüzul sebebi itibariyle çok fazla bir şey yok. Ama konu itibariyle biz hani Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade kullanırız ya, Kur'an'daki kıssalarla alakalı bir cümle kullanırız. Kur'an'da bazı kıssalar vardır. Peygamber kıssalarından bahseder. Önceki kavimlerin anlattıklarıdır peygamber kıssaları. Dolayısıyla bu peygamber kıssalarını anlatırken, okurken, Kur'an'da okuyuş serüvenimizi gerçekleştirdiğimizde karşımıza çıktığı yerlerde biz biliriz ki Rabbimiz bunu bize boşuna anlatmamıştır. Evet, bugün işleyeceğimiz Fil suresi de Kur'an'da geçen bir kıssayı bize tarih öncesinde yaşanmış ama Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın, en yakın tarihlerden birinde yaşanmış ve bu kıssayı bizim önümüze sunuveriyor. Nüzul sebebiyle alakalı genelde müfessirlerin ortak bir görüşü var, o da şu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın davetin veya İslam'ın ilk yıllarında yaşamış olduğu Mekke müşrikleriyle alakalı o zorlu süreci Peygamber aleyhissalatü vesselama motivasyon amacıyla inen surelerden biridir diyor. Yani sure anlatırken tabir caizse kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla cinsindendir. Yani ey Habibim, ben bu suredeki yaşanan bu hadiseleri sana anlatıyorum ama Mekke müşriklerini de tehdit ediyorum aslında ha. Onların bazıları bilirler ki Hazreti Ayşe validemiz, ben Fil suresinde yara almış iki kişinin
Kâbe'de dilencilik yaptığına şahit oldum demiştir. Aradan 40 yıl geçmiştir. Kâbe'de dilencilik yaptığına şahit oldum demiştir. Birisi alaca tenlidir, birisi de ama olmuş vaziyettedir. Yani Mekke müşrikleri aslında Peygamber aleyhissalatü vesselama eziyetleri, İslam'ın o güzide insanlarına, ilk iman edenlerine eziyetlerini yaparken, aslında bu inen sure Peygamber aleyhissalatü vesselam ve beraberindekilere, iman edenlerine motive ederken, Mekke müşriklerine de yaşanmış olan, yakın tarihte yaşanmış olan bir olayı tekrardan hatırlatma boyutundadır. Yani Fil suresini okurken aslında biraz daha tarihsel bir boyutla beraber askeri bir güçle okumak gerekiyor. Yani nasıl askeri bir güçle? Herhalde şimdi birkaç tane soru yönelsem, buradaki arkadaşlar o sorulara fiziksel anlamdaki fizik kurallarına göre, fizik kanunlarına göre şunu diyecekler. Yok, imkansız diyecekler. Kuşlar filleri yener mi? Gençler yener mi kuşlar filleri? Gelmiş. Gelmiş. Allah isterse. Tabii bunlar önceden Fil suresini okumuş olan gençler. Tabii uyanıklar yani. Fizik kurallarına göre yener mi? Yenmez. Yenmez yani. Peki az topluluklar çok olan orduları yener mi? Yenemez değil mi? Fizik kurallarına göre imkansız bir şey. Peki başka bir soru daha sorayım. Ateş yakar mı? Yakar. Yakar değil mi? Ama fizik kuralları devreye girdiği zaman yakar. Allah devreye girdiği zaman yakmaz. Yani Allah devreye girdiği zaman kuşlar, filleri yener. Allah devreden çıktığı zaman yenemez. Yani Allah devreye girdiği zaman ateş yakmaz. Allah devreden çıktığı zaman mesele biter. Nice az topluluklar, nice çok toplulukları yener Allah devreye girdiği zaman, ama Allah devreden çıktığı zaman nice çok topluluklar yine hakeza nice az toplulukların önünde perişan olur. Bununla ilgili Kur'an sahneleri buna benzer birçok örneği gözlerimizin önüne serer. Hatırlayın o Huneyn Savaşı'nı. Müslümanlar kendilerine şunu dediler. Bugün bu orduyu yenecek kimse yok dediler. Yani Allahu Alem 120 bin kişilik bir ordu Huneyn Savaşı için hazırlık yapmış ve şu cümleyi söylemişler. Bugün bu orduyu yenecek kimse yok. Ve ordu mağlup oluyor, biliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sonradan devreye girmesiyle tekrardan savaş kazanılma esnasına geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar fizik kuralları böyle. Sünnetullah devreye girdiği zaman nice az topluluklar, nice çok toplulukları yenmiştir. Örneklerimizi hemen verelim sizlere. Hazreti İbrahim'in ateşe atılması, Enbiya suresi 69. ayet-i kerimde şöyle ifade ediliyor dostlar. Allah Azze ve Celle diyor ki, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Ve fizik kuralları devre dışı kalıyor. Burada fizik kuralı işlemiyor arkadaşlar. Yakıcı olan ateş, düştüğü yeri yakan ateş, İbrahim Aleyhisselam'ın içine düştüğü yeri maalesef yakmıyor. Fizik kuralları maalesef demiyorum, Allah'ın izniyle yakmıyor. Ve ateş ona serin ve selamet oluyor. İbrahim Aleyhisselam şu ifadeyle herhalde tarih öncesinde şöyle bir şey söylüyor. Gül bahçesi oluveriyor. Şimdi ateş gül bahçesi olur mu? Oluyor işte, Allah dileyince her şey oluveriyor. Dolayısıyla Talut ve Calut kıssası bizim nice az topluluklar, nice çok toplulukları yener ayet kerimesinin ispatı ve delili niteliğinde arkadaşlar. Yine 249. ayet kerime Bakara suresinde öyle geçiyor. Allah Azze ve Celle öyle ifade ediyor. Nice az topluluklar, nice az topluluklar, nice çok toplulukları yenmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi bugün işleyeceğimiz Fil suresinin bu anlattıklarımızla ne alakası var diyeceksiniz. Şimdi birçoğunuzun belki yeni duyacağı bir şey paylaşalım sizlerle. Eskiden Yemen'de Yemen valilerine, daha doğrusu şöyle Yemen demeyelim de Habeşistan krallarına verilen bir isim vardı. Hemen o ismi sizlerle paylaşıyorum. Önemli olabilir, bakabilirsiniz istiyorsan. Tubba ismini hiç duydunuz mu tarihte? Tubba ismini duydunuz mu? Kuvvet ve muhtemel ben de bu konuyu araştırırken duymuştum. Şimdi bu anlatacağım meselenin bağlantılı olduğu meseleyi şimdi size hemen başında söyleyeyim. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in Ebrehe'ye
çok net bir ifadede ben develerimin sahibiyim, Kabe'nin sahibi kendi Kabe'sini, evini korur demesindeki cümlenin altında yatan sırrı size anlatayım. Çok önceki bir tarihte Erzaki kabilesi denilen Kureyş'te yaşayan bir kabile var. Daha çok Taif bölgesine ve bununla beraber dağlık arazilere sahip bir kabile. Erzaki kabilesi. Erzaki kabilesi. Ahmet abi şöyle oturun siz. Oturun. Sıkıntı yok. Amca hemen arka tarafın boşaldı. İstersen sen de rahat otur öyle. Kıymetli dostlar, Erzaki kabilesi Kureyş kabilesiyle beraber yaşayan ama ne zaman ki Kureyş kabilesi Mekke'nin yönetimini ele aldılar, ta bu söylediklerim Abdülmenaf döneminden, yani Peygamberimizin birinci dedesinden, yani Abdülmütalip değil, Abdülmütalip'in babası döneminde olan bir hadiseden bahsediyoruz. Ne zaman ki Kureyş kabilesi Mekke'nin yönetimini eline aldı, Erzaki kabilesi de şöyle bir sıkıntıya giriyor. Diyor ki, yani bunlar yönetimi ele aldı. Biz de diyor ki ne yapalım? Bunu Tubba'ya, o zaman güçlü ve kuvvetli olan Habeşistan krallığına şikayette bulunalım. Ama şikayette bulunarken de şöyle bir cümle kullanalım onlara. Diyelim ki Kabe'nin etrafındaki insanlar zenginler. Kabe'nin yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları var. İnsanların elinde yeterince bol miktarda altın var. Eğer sen burayı kuşatırsan, burayı ele geçirirsen, buradaki bütün hazinelere sahip olursun düşüncesi hakim. Böylelikle şikayet ediyorlar. Ve tabi Tubba zeki bir insan. O günkü krallara verilen isim. Tubba zeki bir isim. O zaman Esad bin Kamil isminde bir adam var. Geliyor, meseleyi Yahudilerden öğreniyor. Diyor ki Kabe'nin hükmü nedir? Kabe'nin amacı nedir? Kabe nedir yani? Diyor ki Kabe kendisi ve etrafı emin kılınmış, Allah'ın güvenilirliğinde, güveninde olan bir beldedir diyor. Dolayısıyla oraya bulaşanlar mutlak suretle bir şekilde helak olurlar diyor. Ve Tubba kendisi üzerinden oynanan oyunu fark ediyor ve o adamların kellesini alıyor. Arkadaşlar mesele bu. Yani Abdullah bin Abdülmütalib'in Ebrehe'ye söylemiş olduğu cümlelerin altyapısına bu mesele yatıyor. Tubba ile alakalı bir mesele yatıyor. Hatta bunu İslam kaynaklarından, İslam ansiklopedisinden genişçe bir şekilde araştırabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Ebrehe'ye gelelim. Ebrehe Yemen'in Sana kentinde yaşayan, orada var olan komutana Ali Cengiz oyunu yapıp öldüren ve emrinde 60 bin tane ordusu bulunan, 13 tane de devasa file sahip olan bir ordunun sahibi. Ve aynı zamanda Habeşistan'ın Yemen'deki valisi Ebrehe. Ebrehe malumunuz Kabe'yi yıkmaktaki amaç, insanların kendi, yani Kabe'ye gösterilen o tanzim, o ilgi ve Kabe'de her yıl organize edilen ticari alanda ciddi manada getiri sağlayan bir mekan var. Yani o Kabe dediğimiz mekan var. Ve bununla beraber ciddi manada gelir getiren bir mekan burası. Çünkü öyle bir gelir getiriyor ki burası yılın belli dönemlerinde panayırlara açılıyor. Ve panayırlar açıldığı zaman insanlar Hanif dininden dolayı Kabe'yi tavaf etmeye gidiyorlar. Kabe'ye tanzimde bulunmaya gidiyorlar ve aynı zamanda ticaret merkezi haline geliyor. Mesela hiç şüphesiz bugün Türkiye'nin ticaret merkezi neredir diye sorsak herkes İstanbul'dur diyecek, değil mi? Çünkü dolayısıyla dünyanın birçok yerinden gelen insanlara ev sahipliği yapan bir yer. Peki dünyanın ticaret merkezi neredir desek herhalde herkes Çin'dir diyecek. Çünkü dünyanın ticareti oradan dönüyor. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir düşünce yapısıyla Ebrehe Sana bölgesinde devasa boyutlarda bir kilise yaptırıyor. Kilisenin de içini, dışını, bazı yerlerini altından yaptığı söyleniyor. O dönemlerde mermer çok fazla kullanılmazken Bizans İmparatorluğundan mermer ve bununla beraber mermer ustaları alıyor, getirtiyor.
Kilise yapılıyor. İstenen ilgi maalesef görülmeyince Ebrehe aynı zamanda işte içine gelen bedevilerden bazıları kilisenin içine pisleyince Ebrehe olaya müdahale ediyor. Arapların gelip kilisenin içine pislemeleri tabir yerindeyse bardağı taşıran son damla oluyor. Önceki damla ne arkadaşlar? Önceki damla şu. Önceki damla aslında istemiş olduğu, murat etmiş olduğu ticaret yoğunluğunu, insanların ilgisini çekememe hususu. Yani beklemiş olduğu bir şey var. Yani şöyle bir benzetme yapsak herhalde nahoş bir benzetme olmaz. Biliyorsunuz Adana'da esas 01 bir şey var, AVM var. Hemen arka tarafında bir tane daha AVM var. O AVM fazla ilgi görmediğinden dolayı kapatıldı. Kapandı yani. Dolayısıyla şimdi esasın popülerliği daha fazla arttı. Şimdi o AVM ile diğer AVM'yi kıyas yapabilirsiniz bu noktada. Yeteri kadar ilgi görmeyince sahibi ne yapacak diyecek, ya olmaz böyle diyecek. O zaman ne yapalım? Maddi anlamda gücü varsa esasla rekabet ortamı oluşturmaya başlayacak. Böyle bir gücü yoksa mecburen kapatacak. Eğer çok güçlüyse yönetimsel olarak esas 01'in yönetim kurulluğuna adaylığını gösterecek. Veya orayı ele geçirmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecek. Dolayısıyla bu teşebbüsü de önceki damlalar olunca ve bedevilerin de içini kirletmesi bardağı taşıran son damla oluyor. Ve Ebrehe 60 bin kişilik ordusuyla beraber Kabe'ye yani kıblemize saldırıyı yapıyor. Aslında ilk bakıştaki amaç kendince haklı gerekçelere dayanan bir amaç gibi görünebilir. Kendisinin amacı normal şartlarda bu. Bizans İmparatorluğunu yanına alıp kilise üzerinden Habeşistan'da bulunan krallığı devre dışı bırakıp var olan ticaret merkezine bulunmuş olduğu kilisenin olduğu yer, Sana'yı ve o kilisenin etrafını yapmak. Yani bir ticaret merkezi haline dönüştürebilmek. Amaç bu. Peki duygusal anlamdaki içindeki amacı ne? Öyle ya. Şimdi bir insanlar bir iş yaparken iki türlü amaç güderler. Yani örnek veriyorum. Ben kardeşime maddi anlamda bir yardımda bulunacaksam bunun iki türlü amacı vardır. Birincisi o kardeşin maddi anlamdaki sıkıntısını gidermek, görülmeyen amacı, içimizde tuttuğumuz amacı Allah'ın rızasını gözetmektir. Yani nedir? Karz-ı Hasen babında bir borç vermektir. Sen aslında ona verirken aslında onun karşılığını Allah'tan beklersin. Bir ihtiyaç giderirsin, bilirsin ki Allah bir Müslümanın ihtiyacını giderdiğinde aslında Allah'ın da senin ihtiyacını gidereceğin olgusunun oluşmasıdır. Dolayısıyla kıymetli dostlar, asıl amaç inananların kıblesini değiştirmektir. Yani var olan kıbleyi o insanların hayat merkezlerinde bulunan o kutu şeklindeki taş olan o yere kendi sana da yapmış olduğu yere çekmektir. Yani öyle ya, bir şeyin merkezinde, bir insanın hayatının merkezinde kıble gibi önemli bir şey varsa, kıble de kendisi için değerliyse, yüzünü döndüğü yer, ilgi duyduğu yer, odak noktası yer olduysa eğer bir insanın hayatında, dolayısıyla orayla olan ilgi hayatının her alanına yansır, her yönüne yansır. Dolayısıyla insanların asıl amaç burada insanların kıblesiyle alakalı bir değişikliğe gitmek. İnsanların var olan ilgisini Kabe'den alıp sana da yaptırmış olduğu kiliseye çevirmek. Ve kişi gariptir, kendi kıblesine göre hareket eder. Hayatının merkezinde ilgi duymuş olduğu şey neyse kıblesini ona doğru çevirir. Bugün maalesef bir kişi hayatının merkezinde eğer içkiyle alakalı bir şeyi gündemine almışsa, bireysel anlamda bu içki üzerinden bir hayat sürüyorsa, yanındaki ve çevresindeki insanlar da içkiyle alakalı bir şeyler, bir düşüncesi hakimse, hayatlarının merkezinde içki varsa o ülkede içki fabrikaları da olur. Ticari anlamda söylüyorum. Birileri bunu çok rahat bir şekilde kullanabilir. Dolayısıyla bir kişinin hayatının merkezinde kıblesini dünyaya doğru çevirmişse, hayatının merkezinde dünya var, ölüm hayatının merkezinden çıkmış gitmişse,
ahiret hayatının merkezinden gitmişse, kıblesi dünyaya dönmüşse, bu yolda yapacağı bütün işler onun için meşru bir anlam kazanmaya başlamıştır. Öyle ya, bir Müslüman ticari anlamda iş yerini açtığı zaman, ticari bir takım fiiliyatlara girdiği anda, yapmış olduğu işte işin o var olan para kazanma yönüne takılıp kıblesini paraya döndürmüş, namazla kıble arasında bir istikamet şaşması yaşamışsa, para kazanmak için yapacağı her türlü yol, atacağı her türlü adım onun için meşru bir hal kazanacaktır dostlar. Dolayısıyla herhalde şunu söylesek yanlış ifade etmeyiz. Yani bugün birçok manada kıblelerimizi dönmüş olduğumuz yönü bir kez daha gözden geçirmemiz gerekiyor sanki. Kıblelerimiz hangi tarafa doğru dönmüş vaziyette? Eğer kıblemiz dünyaya ve içindekilerine doğru dönmüşse, amaç dünya üzerinde para kazanmak olmuşsa, düşünün, her şeyi yapmak size meşru geliyor. Artık bir takım kazanımlar sizin için meşru sayılmaya başlıyor. Öyle ya, para kazanmak için atacağınız her türlü adımı kendi iç dünyanızda yönelmiş olduğunuz kıbleniz size meşru göstermeye başlayacak. Ve dolayısıyla arkadaşlar, eğer kıble şaşarsa, istikamet şaşarsa, ahiret kıble olmaktan çıkar, yöneldiğimiz Kabe kıble olmaktan çıkar, sembolik anlamda var olan Allah'la ilgili yön şaşması yaşarsak, o zaman hayatın merkezine kıble diye tayin edeceğimiz, Kabe diye tayin edeceğimiz bir takım figürler türemeye başlıyor. En başta evlerimiz değişiyor, arabalarımız değişiyor, dünyaya karşı bakışımız değişiyor, metaya karşı bakışımız değişiyor, işe karşı bakışımız değişiveriyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bir ülkede eğer kıble spora yönelmişse, bir bakıyorsunuz on binlerce insanı içine alabilen kıbleler oluşmaya başlıyor. Beşikler oluşmaya başlıyor. İnsanlar bir bakıyorsunuz o kıblenin içerisinde iki sallanıyorlar. Hayatlarının merkezinden, hayatlarının kıblesinden Allah çıkıveriyor hayatın dışına. Bir bakıyorsunuz kıblesiz, dünya merkezi bir hayat gelişmeye başlıyor. Dolayısıyla şunu söylesek herhalde hata yapmayız. Bugün fiziki anlamda, figür manasında Allah'la var olan o kıbleyle alakalı o boyutu ıskalarsak, Allah hayatın merkezinin dışına çıkarsa, herhalde hayatta birçok problemler hemen kendini gösteriveriyor. Dolayısıyla Ebrehe'nin de kilise yaptırma amacı sanki biraz da böyle görünüyor. Hayatın merkezinde kıbleyi değiştirmek, kıbleyi dönüştürmek, insanlara